Arkadaşlar iyi günler. Bugün Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiiri bölümüne devam edeceğiz. Şöyle konularımızı tekrardan bir hatırlamak gerekirse, Cumhuriyet döneminde şiirin yaklaşık 9 alt başlık altında işlendiğini söylemiştik. Öz şiirden, toplumcu gerçekçi şiirden, garip şiirinden bahsetmiştik. Bugün milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirden devam edeceğiz. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiire geçmeden önce değerli arkadaşlar, Cumhuriyet'in genç olduğunu, yeni kurulduğunu biliyoruz. Daha doğrusu dönemimizde, edebiyatımızda bir milli edebiyat vardı. İşte milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren şiir aslında 1911-1923 yılları arasında meydana gelen edebiyatın bir manada devamı tarzında bir edebiyattır, devamı şeklindedir. Evet, şimdi bu edebiyatta ne olmuştur? Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde neler olmuştur? Onlara bakalım. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren kişiler, sanatçılar değerli arkadaşlar, Mehmet Emin Yurdakıl, Mehmet Emin ve Ziya Gökalp'in açmış olduğu Türkçülük yolunda ilerleyen şairlerdir. Milli edebiyat olduğundan dolayı değerli arkadaşlar, bu şairler hece ölçüsünü kullanmışlardır. Memleket edebiyatını oluşturmaya çalışmışlardır. Yani şiirlerinde tamamen memleketten bahsetmek istemişlerdir. Memleketin güzelliklerinden, memleketin her köşesinden, köylerin girişlerindeki çeşmelerden, dağlarda otlayan sürülerden, koyunlardan, kuzulardan bahsetmişlerdir. Ayrıca devam eden döneme baktığımız zaman değerli arkadaşlar, bu dönemde Kurtuluş Savaşı'nın etkilerini sürdüğünü görmüş oluruz. Yani bir Anadolu bir savaştan çıkmıştır. Var olma ve yok olma savaşından çıkmıştır. Ve kendini var etmiştir. Dolayısıyla bu edebiyatta kendini var eden bir milletin duygu düşüncelerini aktaracaktır. Evet, kullanılan dile baktığımız zaman mümkün olduğunda Türkçe sözcük kullanmışlardır. Türkçeyi kullanmışlardır. İstanbul Türkçesini kullanmışlardır. Eserlerinde, özellikle şiirlerinde yerli ve milli konulara yer vermişlerdir. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler. Şiirlerinde halk arasında seçilmiş sıradan kişiler vardır. Yani Anadolu insanı şiirlere konu olmuştur. Memleket edebiyatı oluşturulmuştur yani. Evet, bu şairler Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde eserlerini yayınlamışlardır arkadaşlar. Şöyle toparlamak gerekirse, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir bir manada milli edebiyatın devamıdır. Bugün resmi törenlerde, kutlamalarda, belirli gün ve haftalarda okunan birçok şiir aslında bu şairlerin şiirleridir. Örneğin bayrak şiiri. Arif Nihat Asya'nın bayrak şiiri, "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım" diye biz hemen hemen her programda, her anma programında bu şiiri okumuşuzdur. Cumhuriyet Bayramı'nda, 23 Nisan kutlamalarında vesaire. Bir de baktığımız zaman "Bekçisiyiz bu serin bu siyah gecelerin, gurbetten daha derin bir yara yok içimde" derken yine memleket şairi. Bu da Kemalettin Kavun'un bir şiiridir arkadaşlar. Bu şekilde bakacağız. Toparlamak gerekirse milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren şiirde hece ölçüsü vardır. Anlaşılır bir dil vardır. Şiirdeki kişiler toplum içerisindeki sıradan kişilerdir. Yerli ve milli konulardan bahsedilmiştir. Mümkün olduğunca Türkçe kelimeler kullanılmıştır. Arkadaşlar, bu edebiyatçılar memleket edebiyatı oluşturmaya çalışmışlardır. Yani memleketten bahseden, memleketi anlatan bir edebiyat oluşturmaya çalışmışlardır diyeceğiz. Evet, bu özelliklerden sonra değerli arkadaşlar, biz tabii ki sanatçıların genel itibariyle özelliklerini vereceğiz. Ama bir sanatçı bu özelliklerin tamamını kapsadığından dolayı, tamamen oluştuğundan dolayı bu akımın içerisinde yer alınmış olacaktır. Evet, şu küfe Nihal Başar. Edebiyatımızdaki kadın yazarlardan birisidir. Şu küfe Nihal normalde coğrafya öğretmenidir kendisi. Kadın konusunu bilinçli olarak ele almıştır. Burada şunu söylemek lazım. Daha önceden Halide Edip adı var hatırlarsanız arkadaşlar. Ve şu Şükrü Fenuel'den sonra yine Halide Nusret Zorlu Tuna'yı göreceğiz. Bayan yazarlar daha çok kahramanlarını kadınlardan seçmişlerdir. Kadın dertlerini, sıkıntılarını ön plana çıkarmak için edebiyatı bir araç olarak kullanmışlardır. Şu Şükrü Fenuel de bunlardan birisidir. Evet, coğrafya öğretmenidir dedik. Kadın konusunu bilinçli olarak ele almıştır dedik. Şiiri aruzla başlamıştır. Bakın, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin çoğu şiiri aruzla başlamıştır ve heceyle devam etmiştir. Şükrü ve Nihal de bunlardan birisidir.
Lirik türdeki şiirlerinde kadınsı bir içtenlik vardır. Evet, bayanın duygusallığını, kadının duygusallığını eserlerine yansıtmıştır diyeceğiz. Şöyle baktığımız zaman, eserlerine baktığımız zaman değerli arkadaşlar, Yıldızlar ve Gölgeler, Hazan Rüzgarları, Gaya, Yakut Kayalar, Sıla Yolları, Sabah Kuşları, Yerden Göğe eserleri, Renksiz Istırap, Çöl Güneşi, Yalnız Dönüyorum, Domaniç Dağları'nın Yolcusu, Çölde Sabah Oluyor, Tevekkülün Cezası. Bunlar romanları değerli arkadaşlar. Bunlar da şiirleri diyeceğiz. Şu Küveni Elbaşar dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken kısaca aruzla başlamış, heceyle devam etmiş olduğu ve kadın konusunu bilinçli olarak işlediği olacaktır arkadaşlar. Diğer bir sanatçımız Halide Nusret Zorlu Tuna. Halide Nusret Git Bahar şiiriyle meşhur olmuştur arkadaşlar. Şiirlerinde ayrılık, gurbet, hüzün vardır. Faruk Nafiz'in etkisiyle yazdığı şiirler vardır. Daha doğrusu Halide Nusret Faruk Nafiz'den oldukça fazla etkilenmiştir. Halide Nusret de öğretmen olduğu için Anadolu'nun birçok yönünü gezmiştir. Bu geziler onun şiirini derinden etkiler. Şimdi öğretmenim, Anadolu gezisi bir gezi bir şiiri nasıl etkiler diye sorarsanız. Değerli arkadaşlar, yıllara baktığımız zaman 1925'li, 1920'li, 30'lu, belki de daha henüz işte daha 40'lı olmamış yeni bir cumhuriyet kurulmuş. Yeni bir ülke kurulmuş ve ülke büyük bir savaştan çıkmış. Dolayısıyla eğitim öğretim kurumları tam olarak yetişmemiş. Bilim ve teknik zaten ortalıkta yok gibi bir şey. İnsanlar yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Dolayısıyla Anadolu'da bir geri kalmışlık, Anadolu'da bir cahillik sürmektedir. Anadolu'da daha doğrusu savaşın vermiş olduğu bir fakirlik vardır. Genel bir fakirlik vardır. İşte bu fakirliğin vermiş olduğu etkiyle beraber Halide Nusret de şiirinde bunları aktarmıştır. Eserlerine baktığımız zaman Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Ellerim Bomboş, Yurdumun Dört Bucağı şiirleridir. Sisli Geceler, Aşk ve Zafer, Küller romanlarıdır. Bir de Büyük Anne, Aydınlık Kapı, Beyaz Selvi diye öyküleri vardır. 3 tane öyküsü vardır. Halide Nusret Zorlu Tuna. Halide Nusret kafamızda nasıl kalması gerekiyor arkadaşlar? Git Bahar şiiriyle meşhur olmuştur. Bu çok önemli bir şiirdir arkadaşlar. Faruk Nafiz'den etkilenmiştir. Bir de Anadolu'yu eserlerinde yansıtmıştır diyeceğiz. Evet, Kemalettin Kamu. Kemalettin Kamu değerli arkadaşlar. Kemalettin Kamu gurbet şairidir. Eseri yayınlanmamıştır. Kendi hayatta kendi eseri yayınlanmamıştır arkadaşlar. Ama niye önemlidir? Gurbet şairi olması noktasında önemlidir. Bakalım şimdi özelliklerine. Milli mücadeleye bizzat katılmıştır. Çeşitli cephelerde savaşmıştır. Savaşın içerisinde bizzat girmiştir arkadaşlar Kemalettin Kamu. Bu manada önemli birisidir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra öğretmenlik ve milletvekilliği yapmıştır. Vekillik, milletvekilliği yapmıştır arkadaşlar. Atatürk'ün en yakında bulunan şairlerden birisidir. Kemalettin Kamu, Atatürk'ün yanında bulunan en yakın şairlerden birisidir. Savaş sırasındaki şiirleriyle dikkat çekmiştir. Savaş şiirleri yazmıştır baktığımız zaman. İlk şiirlerinde vatan sevgisi, milli mücadele ve siperde ya da gurbette olan Mehmetçik vardır. Zaten bu manada önemlidir ki milli edebiyat zevk anlayışı sürdüren şiirin temelinde bu vardır yani. Milli edebiyat zevk anlayışının şiirinde baktığımız zaman vatan sevgisi vardır, milli mücadele vardır. Ve gurbet vardır. Çünkü yerinden yurdundan uzak olan insanlar sonuç itibariyle gurbet yaşamaktadır. Evet, Kemalettin Kamu daha sonraki şiirlerinde aşk, gurbet, yalnızlık konularını ele almıştır savaş bittikten sonra. Evet, Kemalettin Kamu edebiyatımızda gurbet şair olarak anılır. Başta da söylediğimiz gibi Kemalettin Kamu'nun herhangi bir kitabı yayınlanmamıştır. Kendi ölümünden sonra Kemalettin Kamu Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri diye bir kitapta şiirleri toplanmıştır. Daha sonra başkaları tarafından basılmıştır. Kemalettin Kamu da o dönemde bilmemiz gereken önemli şairlerden birisidir. Ömer Bedrettin Uşaklı. Ömer Bedrettin Uşaklı'nın ilk şiirlerinde Seyreti Fünun'un etkisi vardır. Seyreti Fünun'u daha önceki dönemlerimiz, derslerimizden hatırlarsanız arkadaşlar, ağır bir dil, kapalı bir anlatım, Batı edebiyatından alınan sonet, riyole, terzemari gibi nazım şekilleri kullanmıştır. Ama bu şairler genel itibariyle Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve özellikle Atatürk'ün etkisiyle milli bir edebiyata yönelmişlerdir.
Şimdi Ömer Bedrettin Uşaklı'nın şiirlerine baktığımız zaman annesini ve çocuğunun ölümünü, genç yaşta annesini ve çocuğunu kaybetmiştir. Ondan sonra ayrılık acısı çekmektedir. Gurbet tedirginliği vardır. Gezip gördüğü yerlerdeki toplumsal sorunlar onun şiirini besleyen ögelerdir. Baktığımız zaman değerli arkadaşlar, nasıl ki Kemalettin Kamu gurbet şairi olarak nam salmıştı, Ömer Bedrettin Uşaklı da Anadolu şairi olarak ünlenmiştir. Döneminde Anadolu şairlik olan ünlenmiştir. Onu önemli kılan veya Ömer Bedrettin Uşaklı'yı lüzumlu kılan şey nedir? Birçok şiiri bestelenmiştir arkadaşlar. Yıldızların altında, eğilmez başın gibi, kapıldın gidiyorum. Bugün halen daha dilden dile dolaşan bestelenmiş şiirleridir. Ve Ömer Bedrettin, ben şöyle diyorum arkadaşlar, deniz şairidir aslında bakarsanız. Belki de bu İç Anadolu'da yaşamasından, denizi çok görmemesinden kaynaklanıyor ama bilmiyorum. Bakın, deniz sarhoşları, deniz hasreti, yayla dumanı, sarı kız mermerleri normal yayınlanan şiir kitaplarıdır. Ve burada sarı kız mermerleri çok önemlidir arkadaşlar. Özellikle sarı kız mermerlerini bilmemizde fayda var. Evet, Ömer Bedrettin Uşaklı'yı da böyle bileceğiz. Arif Nihat Asya. Arkadaşlar, Arif Nihat Asya edebiyatımızda bayrak şairi olarak tanınır. Başta da söylediğimiz zaman "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü" diye başladığımız şiir buydu. Arif Nihat Asya'ya baktığımız zaman uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Yurdun çeşitli yerlerinde milli hisleri uyandırıcı konferanslar vermiştir ki baktığımızda değerli arkadaşlar, bunlar edebi verimlerine 1920'li 1930'lu yıllarda devam eden kişilerdir. Ama bu insanlar Kurtuluş Savaşı'nı bizzat görmüşlerdir. Savaşın vermiş olduğu yıkıntıları, savaşın vermiş olduğu sıkıntıları, acıları, hasretleri, bazen nefretleri bizzat yaşamışlardır. Dolayısıyla bunları şiirlerinde aktarması gayet normaldir. O meşhur bayrak şiirini Adana'nın kurtuluş vesilesiyle yazmıştır. Halk, divan, modern şiir biçimlerini kullanmıştır. Arif Nihat baktığımızda bir sentez şairidir arkadaşlar. Hem halk şiirini, hem divan şiirini, hem de modern şiirini kullanmış, bunları bir elekten geçirmiş, süzgeçten geçirmiş ve damıtılmış bir şiiri önümüze koymuştur. Yine baktığımız zaman milli ve dini konuları ağırlıkta vermiştir arkadaşlar. Daha çok bu konuları işlemiştir. Hece, aruz ve serbest ölçüyü şiirlerinde ustalıkla kullanmıştır. Bu da Arif Nihat'ı önemli kılan özelliklerden birisidir arkadaşlar. Rubai türünde başarılı örnekler verir. Arif Nihat birçok şey için rubai yazmıştır. Kıbrıs rubaileri, Avrupa rubaileri, Rubaiyat Arif Nihat Asya gibi eserleri vardır. Şiirinde daima bir yenileşmenin içinde olur. Evet, yenilikçi tarzda birisidir de yani. Kendine özgü bir şiir dünyası oluşturur. Kendine özgü dediğimiz mesele de arkadaşlar, özgünlüğü yakalamıştır Arif Nihat Asya. Kanatlar ve Gagalar özdeyiş türünün başarılı örneğidir. Eserlerine baktığımız zaman Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Heykeltıraş, Kökler ve Dallar, Kıbrıs Rubaileri, Dualar ve Aminler, Kova Burcu, Kubbe-i Hadra, Basamaklar, bunlar şiirleridir. Yastığımın Rüyası, Ayetler de mensur şiirleridir. Edebiyatımızda Yakup Kadri'nin ve Mehmet Rauf'un mensur şiiri olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet, Ahmet Kutsi Tecer. Ahmet Kutsi Tecer ile alakalı soru çıktığını ben hatırlıyorum. Ahmet Kutsi Tecer edebiyatımızda niye önemlidir? Edebiyatımızda Aşık Veysel'in tanıtılması noktasında, Aşık Veysel'in edebiyatımıza tanıtılması noktasında önemli bir isimdir. Hayatına baktığımız zaman bir müddet kendisi edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Aşık Veysel'in tanıtılmasında etkili olmuştur. İlk şiirlerinde romantik aşklar, ölüm, yalnızlık, hüzün gibi bireysel temaları işlemiştir. Lirik ve folklorik şiirleriyle tanınmıştır Ahmet Kutsi Tecer. Batılı şiir anlayışında aşık tarzı söyleyişi vardır. İşte burası önemli. Şimdi batılı şiir anlayışında demek onun yenilikçi bir kişiliğinin olduğunu gösteriyor. Aşık tarzı söylemesi de kendi topraklarından, kendi vatanından beslendiğini söylüyor. Dolayısıyla batıyla evrensel bir kültürle milli kültürü kaynaştırmıştır. Kendine has bir tarz oluşturmuştur diyeceğiz. Bakın, kendi başına Ülkü dergisine çıkarmıştır. Bu da önemli. En çok bilinen şiiri
Orada bir köy var uzakta. Yani babasının köyüdür burası arkadaşlar. Biz bunu daha çok bestesini biliyoruz. Hani orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüz diye devam eden bir şarkı. Hepimiz bunu biliyoruz yani. Aslında bu Ahmet Hüseyin'in bir şiiridir diyeceğiz. Geleneksel Türk tiyatrosunu yakından incelemiştir. Bu da önemlidir. Bu onun entelektüel tavrını göstermektedir arkadaşlar. Eserlerinde Karagöz ve Orta Oyunu'ndan etkilenmiştir. Bakın, Karagöz ve Orta Oyunu'ndan etkilenmesi, batılı şiir anlayışını kullanması yeniliğe açık olduğunu, bir kişilik olduğunu gösterir. Evet, Ahmet Kutsi'nin şiirleri ve oyunları vardır arkadaşlar. Şiirleri şöyle şiirler adı altında yayınlanmıştır. Bunun haricinde Koç Yiğit Köroğlu, Köşebaşı, Satılık Ev, Bir Pazar Günü'nde, bunlar da tiyatrolardır arkadaşlar. Evet, baktığımız zaman genel itibariyle Ahmet Kutsi ile alakalı neyi bileceğiz? Aşık Veysel'in tanıtmış olduğunu bileceğiz. Yenilikçi bir şair olduğunu bileceğiz. Bir de tiyatroları olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Necmettin Halil Onan. Necmettin Halil Onan arkadaşlar daha çok araştırmacı bir kimliği vardır. Divan Edebiyatı araştırmalarıyla adını duyurmuştur. O dönemde Divan Edebiyatı araştırmalarıyla adını duyurur. İlk şiirlerinde anılarını, sonraki şiirlerinde toplumu anlatmıştır. İşte bu toplumu anlatması da işte sanat toplum içindir ifadesiyle şey yapabiliriz, düşünebiliriz. Şiirden çok düz yazıya yönelmiştir. Bu onun şairlik dünyasını daraltmıştır. Yani divan edebiyatı hakkındaki yapmış olduğu araştırmalar, düz yazı çalışmaları onun şiirini bir miktar engellemiştir. Bir yolcu, Çanakkale'ye çoğumuz gitmişizdir. Dur yolcu, bilip bilmeden bastığın bir toprak, bu toprak bir neslin battığı yerdir diye yazılan şiir. Hemen hemen bütün resmi programlarda okunan bir şiirdir. Evet, bu bir yolcu Çanakkale için yazdığı şiirdir dedik. Yahya Kemal'den etkilenmiştir arkadaşlar. Onun çizgisinde şiirler yazmıştır. Biz Yahya Kemal'in bir Türk kültürü aşığı olduğunu biliyoruz. Necmettin Halil Onan da onun çizgisinden gitmiştir. İki tane romanı vardır Necmettin Halil Onan'ın. Birincisi İşleyen Yara, diğeri de Kolejli Nereye? Şiirlerine baktığımız zaman Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha da şiirleridir. Bunun haricinde benim buraya almadığım düz yazı araştırmaları vardır arkadaşlar. Onlar sayı olarak fazla olduğundan dolayı buraya yazma gereği duymadım. Ama Necmettin Halil Onan dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken Dur Yolcu şiiridir ve Divan Edebiyatı araştırmalarıdır. Evet, Zeki Ömer Defne. Edebiyat mezunudur Zeki Ömer Defne. Mehmet Fuat Köprülü'den ders almıştır. Hatırlıyorsanız Mehmet Fuat Köprülü edebiyatımızda, Türk edebiyatı araştırmaları noktasında önemli isimlerden birisidir. Kabataş Lisesi'nde Behçet Necatigil'i yetiştirmiştir. Yeniliği sürdüren şairlerden Behçet Necatigil'i yetiştirmiştir. Onun öğretmen olması etkilemiştir arkadaşlar. Şairliğini etkilemiştir. Baktığımız zaman onun şiirleri Çınaraltı, Sanat ve Edebiyat, Hareket, Ün, Zeytin Dalı gibi dergilerde yayınlanmıştır. Halk şiirindeki söyleyişi modern şiire taşımıştır. Yani Zeki Ömer Defne de bu manada yenilikçi bir şairdir. Çevresindekiler onu aşık tarzı söyleyişiyle şiire taşıyan en iyi şair olarak görür. Şiirlerinde istek ve arzularına kavuşamamış bir insanın ruh hali vardır. Evet, istek ve arzularına kavuşamamış bir insanın ruh hali ne olacaktır? Bu karamsar şiirler yazmasına sebep olacaktır. Karamsar şiirler yazmıştır. Eserlerine baktığımız zaman Denizden Çalınmış Ülke, Kardelenler, Nehir. Arkadaşlar, Zeki Ömer Defne de Behçet Necatigil yetiştirmesi noktasında önemlidir diyeceğiz. Evet, Behçet Kemal Çağlar. Behçet Kemal Çağlar'ın kendi hayatına baktığımız zaman milletvekilliği yapmıştır, edebiyat öğretmenliği yapmıştır, TRT'de yönetim kurulunda bulunmuştur. Çok yönlü bir kişiliği vardır. Hep Gençlik, Türk Yurdu, Hayat dergilerinde şiirleri yayınlanmıştır arkadaşlar. Türk Yurdu, Hep Gençlik şiirleri yayınlanmıştır. Biri için değil, kalabalıklar için şiirler yazmıştır Behçet Kemal Çağlar. Yani bu kalabalıklar için yazmış olduğu şiirlerde resmi törenlerde, kutlamalarda okunan şiirler olmuştur arkadaşlar.
Halk şiiri ve halk sanatıyla yakından ilgilenmiştir. Kendi kültürüyle yakından ilgilenmiştir. Bazı şiirlerinde Ankaralı Aşık Ömer. Bu mahlası kullanır arkadaşlar. Erciyes'ten kopan çığ. Burada bir kalp çarpıyor. Benden içeri. Şiirleri. Çoban Atilla oyunları. Hür Mavilik'te de gezi yazıları vardır arkadaşlar. Evet, bu dersimizde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren bazı şairleri gördük. Değerli arkadaşlar, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerden bir tanesi de Beşeciler vardır. Bir sonraki dersimizde onları işleyeceğiz. Başarılar.